Geleceğe dair söz söyleyelim. Gelelim bu meydanlarda onu tartışalım. Ama onun derdi, camileri ahır yaptılar, başörtüsüne saldırdılar, tezekti, çamurdu, pislikti. Bunlar bir cumhurbaşkanına yakışmaz. He, partiye saldırdığı zaman da ben çok güzel cevaplar vermesini bilirim de, parti rozetini çıkardım artık ben. Türk bayrağı taktım. Ben 81 milyonun temsilcisi. Sayın grup başkan vekilimiz ona en okkalısından bir cevap verecektir. 81 milyonu kucaklamak için buradayız. Yani böyle bir iş bölümü mü yaptınız? Hayır, iş bölümü değil. Ben AK Partililerin de cumhurbaşkanı olacağım. MHP'lilerin de cumhurbaşkanı olacağım. HDP'lilerin de cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil. Onun için parti rozetini çıkartıp Türk bayrağıyla dolaşan birisi 81 milyonu kucaklamalıdır. Bakın, tek olan şeyler değerlidir. Tek olan şeyler bir grubun olamaz. Tek olan şeyler herkesindir. Atatürk sadece CHP'lilerin Atatürk'ü değildir. 81 milyonun kurtarıcısıdır. Bayrak sadece MHP'lilerin bayrağı değildir. Bayrak 81 milyonundur. Vatan AK Partililere ait değildir, hepimize aittir. Cumhurbaşkanı da tektir. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Cumhurbaşkanı 81 milyonundur. Onun için rozetimi çıkardım ben. Yoksa 15 yaşından beri bu rozeti takmışım ben. Altı oku takmışım. Ondan utandığımdan değil. Onunla gurur duyuyorum ben. O ayrı mesele. Sayın Yüce, benim hem mitinglerde yaptığınız konuşmalardan hem de burada şu başlangıç sorularıma verdiğiniz cevaplardan anlıyorum ki siz bu propaganda sürecinde kampanyanız boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın alışa geldiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötü sözlerle hitap etme ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ona karşılık vermesi şeklinde geçen süreç gibi davranmayacaksınız, bir vizyon koyacaksınız ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili projelerden söz edeceksiniz. Doğru mu? Ya misafire iyi davranmak lazım Uğur abi. Efendim? Misafire iyi davranmak lazım. Şimdi ilk seçildiğinde çıraklık dönemiydi. İkinci dönemi kalfalık dönemi. Üçüncü dönemi ustalık dönemi. Şimdi de Allah'ın izniyle emeklilik dönemi. Ama bakın göreceksiniz, benim cumhurbaşkanlığımda Sayın Erdoğan da mutlu olacak. Torunlarını sevecek. Rize'deki evine gidecek. Kısıklı'ya gidecek. Rahat edecek ya. Her gün bağırıp çağırmayacak. Ben de bu ülkenin gençlerini geleceğe hazırlayacağım. Onlara modern, çağdaş, bilimsel bir eğitim sistemi kuracağız hep birlikte. Mesela onun çılgın projesi hafriyat. Kamyonlar, dozerler kazacak, kanal açacak. Hafriyat. Benim çılgın projem huzur, huzur. Huzur, mutluluk. Yani köprü yapmak önemli bir iş midir? Önemli bir iştir ama ufak iştir. Köprü ne olacak? 50 sene önce yaptık biz köprüyü. Rahmetli Demirel 50 sene önce yaptı köprüyü. Rahmetli Özal yaptı. Sayın Erdoğan yaptı. Muharrem İnce gelir, o da 4. köprüyü yapar. Bunlar kolay iş. Ama zor olan ne biliyor musunuz? Edirne'den uçağa bineceksiniz. Edirne'den binmedik, pardon, İstanbul'dan bindik. Engin hiç söylemiyorsun diye. Edirne'den İstanbul'a karayoluyla geldik. Uçağa bineceksiniz, Hakkari'ye gideceksiniz. Edirne'de ne konuşuyorsanız Hakkari'de onu konuşacaksınız. İşte huzur bu. Gönül köprüsü bu. Mesela Rize'de
tepki alırsın. Neye tepki alırsın dedim. Neden tepki alacağım? Hakkari'den oraya geldin. Ya niye tepki alayım? Hakkari de benim memleketim. Rize de benim memleketim. 81 vilayet benim memleketim. Aynı şeyleri söyledim. Siyasi parti başkanlarından randevu istedim. Sayın Temel Karamollaoğlu'na da gittim. Sayın Akşener'e de gittim. Sayın Demirtaş'a da gittim. Sayın Erdoğan'a da gittim. Hepsine gittim. Ne var bunda? Bu memleketin evladı değil mi bunlar? Başarılar diledim. Ama sonunda dedim ki inşallah ben kazanırım. Bir arkadaş öyle demişti bana. Arkadaşımız bir kutsal yerde rakibimdi. Dedi ki sana da dua ettim dedi. Aynı kutsal yere sonra ben gittim. Dedim ki ben de sana dua ettim. Sonra yine bizim karşımıza geçti. Gerçekten de ettim. Seçimi kaybetti bu. Biz kazandık. Dedi ki sen bana dua etmemişsin. Ya ettim dedim. Çoluk çocuğuna ettim. Hanımına, çocuklarına mutlu olsunlar, sağlıklı olsun. Sana ettim. Seçimi karıştırmadım dedim. Seçimi karıştırmadım. Şimdi madem projelerden açtık sözü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluma vaat ettiği projelerden biri iki bayram emeklilere ikramiye vermekti. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu, yani bu güzel düşünceyi aldı ve uygulayacağını ilan etti ama seçim döneminde. Yani olsun, emekliler cepleri para görsün, hepimiz bu güzel icraattan memnun oluruz. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sayın Barış Arkadaş bir yasa teklifi verdi ve dedi ki 1000 lira yetmez. Emeklilere asgari ücret kadar, yani 1600 lira civarında bir para verilmelidir. 2 ikramiye de yetmez. 29 Ekim'de ayrıca Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm emeklilere 1 ikramiye daha verilmelidir diyerek bir kanun teklifinde bulundu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu öneriyi ilk yaptığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi uzmanları, ki Mehmet Şimşek bu konuda deneyimli bir uzmandır. Ezan da okunuyor. Allah kabul etsin. Ezan okunurken konuşulmaz diye bir şey olmaz. Biz eğlenmiyoruz, konuşuyoruz. Şarkı söylemiyoruz. Ezan hem bir namaza çağrıdır, hem bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızın 2 sembolü vardır. Biri bayraktır, biri ezan. Ezan bir iddiadır. Biz bu toprakların sahibiyiz. Biz Müslümanız, biz buradayız demektir. Onun için konuşulmakta hiçbir sakınca yok. Allah ve ağzımızdan sonra namazını, duasını kabul etsin diyor. Tezek demiyoruz, pislik demiyoruz. Ağzımızdan da düzgün şeyler çıkıyor ayrıca. O halde ben sorumu tamamlayayım. Sayın Mehmet Şimşek, eğer Cumhuriyet Halk Partisi buna kaynak buluyorsa helal olsun. Çünkü böyle bir uygulama, böyle bir ikramiye verme bütçe açığını patlatır. %70 daha şişirir. İşte kaynak bulunmaz, hayali bir projedir. Bulsunlar, ben CHP'ye oyumu vereyim demişti. Ama şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi aynısını uyguluyor. Siz de dediniz ki ben gençlere senede 2 kez 19 Mayıs ve 29 Ekim'de burs olarak para vereceğim. Peki bunun kaynağı vesairesi hepsi tespit edildi mi? Şimdi bir espriyle karışık cevap vereyim, bir de gerçek cevap vereyim. Bir kere emekliler üniversite öğrencilerinden fazla. Ben 19 Mayıs'ta gençlere 500 lira gençlik bursu, 29 Ekim'de de 500 lira cumhuriyet bursu dedim. Bunu vereceğim.
Göreceğiz. Öğretmen bir cumhurbaşkanı bunun kaynağını bulur. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu yetmez. Eğer 81 milyonluk bir ülke tıpta uzmanlık sınavı, ALES, üniversite sınavı, bu tür sınavlara girerken çocuklardan 100 lira, 200 lira, 300 lira para dileniyorsa o devlete yazıklar olsun. Yazıklar olsun.